Bir dakika. Videoya geçmeden önce lütfen hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videoyu da beğenirsen beğene tıklamayı unutma. İyi seyirler. Benim canım çekirge. Allah temizlik yapmamızı istemiyor mu yoksa? He? Şarja koyalım bunu hadi. Kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Evet, gördüğün gibi ben böyle bir hışımla bir temizlik yapayım diye kalktım ama süpürgenin şarjı yokmuş. Yani aslında fişe takılı sanıyordum ben. Şarja takmıştım ama fiş prize takılı değilmiş. O yüzden dolmamış. Şimdi ben dedim onun şarjının dolmasını beklerken hazır şurada birkaç tane kargom geldi. Onları açayım. Şöyle bir iki tane paketimiz var. Arkada da Uras beni izliyor anneannesinin kucağında. Ay bak var ya, annem iyi ki burada. Annem olmasa ben video çekip yükleyemem herhalde. O yüzden işte annem gitmeyecek yani. Ne yapalım? Yakında gidebiliriz. Bu neymiş? Kazak. Evet. Ya efsane, gerçekten böyle çılgın fırsat ürünleri diye bir kampanya vardı Trendyol'da. Hiç tahmin etmeyeceğim fiyatlara aldım bunları. Mesela bu kazak ne kadar bilmiyorum. Aşağıya açıklamalar kısmına veya yorumların en başına sabitlerim. Eğer indirim bittiyse yapacak bir şeyim yok. Instagram'da alır almaz paylaşıyorum. Kaçırmak istemezsen oradan takip edebilirsin. Şöyle, bu gayet ince, aşırı ince bir kazak. Yani zaten yorumlarında da söylemişlerdi bunun çok ince olduğunu. Ya kazak değil, penye işte. Kazak dediğime bakma sen. Şöyle dümdüz V yaka. Ben bu tarz şeyleri böyle hırkaların içine veyahut da ne bileyim tek başına giymeyi seviyorum. Çünkü evde bebek olduğundan dolayı kombimiz biraz yüksekte yanıyor ve evin içi çok sıcak oluyor. Yani bize göre sıcak oluyor. Hep böyle geziyorum zaten, kısa kolluyum, videolarda da fark etmişsindir. O yüzden şu ince şeyler çok hoşuma gidiyor bu ara. Düz beyaz böyle her şeyle gider diye bir tane kazakımsı penyemsi bir şey aldım. Sen kumandayı mı tutuyorsun? Yakaladım seni. Uras birazdan banyo yapacak çünkü biraz şiş kaçırmış. Evet. Çok su içmiş gece. Bunu gerçekten merakla bekliyordum. Demiştim ya ben birazcık tarz değiştireceğim diye inşallah bir önceki vlogda. O yüzden böyle farklı şeylere gidiyor ellerim. O bunun kumaşı hamur gibiymiş kız. Şöyle lacivert ama böyle düz paça değil. İspanyol paça pantolonumsu eşofmanımsı bir şey. Şöyle belinde de detay var. Ay bana da ne yakışır ya. Ben bunu çıkartırım tabii ki. Şöyle değişik duruyor. Oradan ipler geçiyor falan, işte krop giyenler için. Ama ben göbek açık giymeyi zayıfken de sevmiyordum. Hani şu an kilomla pek bir alakası yok. Tercih etmiyordum. O yüzden onu söker çıkartırım. Yani şu anda dener miyim bilmiyorum. Bir bakarım. Denersem gösteririm ama denemezsem de ilerleyen vloglarda zaten Allah izin verirse muhakkak üzerimde görürsünüz. Şöyle bu siviti 40 liraya aldım. 40 liraya sweatshirt mi kaldım? Bence kalmadı. Değil mi oğlum? İşte böyle indirimler oldukça Diyaç dahilinde tabii ki bir şeyler almaya çalışıyorum. Evet, bu da bu şekilde bir sweatshirt. Lila sevdamızdan asla vazgeçmiyoruz. Bir kolu lila, bir kolu böyle gri. Şurada da şöyle bir yazısı var. Ha? Kumaş yetmemiş herhalde. Evet, farklı kumaş kalmış. Şöyle iki iplikli. Bir kumaş, iki iplikliği nasıl anlatabilirim? Sen onun okulunu okudun. Nasıl anlatacaksın? Anlat. Nasıl anlatacağım? Yani şey, kalın değil. Üç iplikler böyle biraz daha kalın oluyor. Bu gayet iki iplikli bir sweatshirt. Şöyle tek beli de pantolon mı üstü? Hı? Tek iplikli de var mı? Aa, bu tek iplik. Bu da tek iplik işte. Evet, ve daha sonra şunu, yani ne kadar aldıklarımı gerçekten hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam ama bayağı ucuzdu. Şuraya toplam
200 lira falan ödedim herhalde. Bu gayet ince. Ne yorumlarında da yazıyordu zaten ince diye. Şöyle içinden bir krab çıkıyor. Ama bu benim hiç umurumda değil. Ama belki şey yaparım ya. Böyle giyerim bir şeylerin içine. Fena olmaz. Bu içinden çıkıyor. Yani bunu ayrıyetten almadım. Benim buna asıl alış amacım bu hırkasıydı. İçine onu koyup üstüne hırka mı vermişler? Ya öyle takım halinde satılıyor ama ben bu hırka için aldım bunu. Böyle gri, uzun ve yine ince bir hırka. Ya dediğim gibi şimdi günlük hayatımı çektiğim için burada videolarda ne giydiğime dikkat etmem gerekiyor ki çoğu videomda da giydiğime dikkat etmediğim zaman böyle görüntüleri kesmek, kırpmak, yakınlaştırmak zorunda kalıyorum. Benim içim rahat etmiyor. O yüzden hem günlük hayatımda hem de video çekiminde rahat edebileyim diye böyle şeyler alıyorum. Bakayım bu totoşka örtüyor mu? Örttü mü? Hı hı. Örtmüş. Ay güzelmiş, hafif, yok tarzın gibi. Tarzın bu mu olsun senin? Tarzın bu mu olsun? İşte böyle bir alışverişti. Hepsi bu arada Trento Milan'ın ürünü. Eğer unutmaz isem aşağıda. He? Buna konuşuyorsun zannediyorum. Evet, arkadan bana cevap veriyoruz. Eğer unutmazsak aşağıya bırakırız linklerini, değil mi oğlum? Bırakmaz mıyız? Bakarız artık. Şurada Uraz'ın... Uraz'ın şeyleri gözüküyor. Sabah oraya koydum onları Eren alsın diye. Eren de unutmuş kaldı orada. Babama dedik atar mısın diye, atarım dedi. Babam da unutup çıktı gitti. Bir türlü bırakmıyor bu çocuğun dışkıları bize. Değil mi? Onlar bile çok değerli, bakmayın yani. Evet, ben şimdi bu İspanyol paça, pijama gibi, pantolon gibi şeyi giydim ama paçalı tavuk gibi oldum. Birazcık uzun oldu. Onu kestirmem gerekiyor. Hırkayı da şöyle krabıyla bir denedim ama tabii ki bununla olmadı. Çok rahat edemiyorum şu anda ama hırkanın boyu ve duruşu gayet hoşuma gitti. Şöyle de şöyle yapayım. Şöyle de cebi var. Aslında bu İspanyol paçayla da güzel oldu gibime geldi. Bu arada benim boyum 1.67. Onu söyleyeyim. Bana uzun geldi. Bir de bu hangi beden anne, baksana ya. 2 dakika annem baksın. Orada etiketinde yazar. XX large mı? Dur bakayım, gözüm görmedi. Çünkü biraz büyük oldu bana bir de. Tam sar. X large mı? Çünkü beden büyüdükçe boy paça da büyüyor, haberiniz olsun. Bu arada bir giyin bakayım dedim, o sırada da göstermiş oldum şimdi. Şu sivitle şeyi deneyeyim. Bakalım. Evet, bu da böyle dümdüz bembeyaz bir kazak. Benim bu arada. Bu arada bu tarz alışverişlerimi daha böyle iyi ve kaliteli gösterebilmek için hep bir şey almak istiyorum. Boy aynası. Ama Uraz yürümeye ve emeklemeye başladığında sıkıntı olur diye cesaret edemiyorum. Şu küçücük aynadan çekmeye çalışıyorum. Çünkü yatak odasındaki aynalarımda karartma ayna. Bu kaza asla atletsiz giyemezsiniz. Yani ben giyemem ama zaten ben atletsiz duramam. Bu sweatshirt de böyle. Hemen dediğim gibi zaten pantolon üzeri. Bence tatlı. Sevildi ve fiyatına göre, ay her yerim şey oldu, gayet iyi. Benim hoşuma gitti. Ben gerçekten bugün temizlik yapamayacağım. Bunu anladım. Çünkü şu anda Uraz'ı yıkamaya gitmemiz gerekiyor. Hemen gidelim onu yıkayalım. Bıcı bıcı yapalım mı oğlum? Bıcı bıcımızı yapalım mı? Niye bağladın altına bez? Banyoya gideceğiz ya. Öyle mi gideceğiz? Anneannen de kafayı yedi oğlum. Anneannenin de aklını başından aldın. Sen hazırladın mı da gideceğiz kızım? Evet, ben gideyim suyunu hazırlayayım, şu üstümü değiştirip. Geçenlerde ebeveklerden şöyle konsantre çok amaçlı bir temizleyici almıştım. Bunu denemek istedim şu anda. 5 litre suya diyor, bir kapak diyor. Ben açmadım bile çünkü hiç denemedim. Bakalım nasıl. Açamıyorum.
Her zamanki gibi şaşırdık mı? İnan olsun yanımda çakı taşıyacağım artık bu yüzden. Ama bu kapak... Neyse. Döktüm ben bunu. Hadi bakalım. Bu bana işte az geliyor ama bu konsantre kapağında kaldı. Şöyle yapsak. Ben az daha dökeceğim ya. Hihi. Güzel köpürdü. Ay elim ıslak. İşte temizlik videosu çekmek bu yüzden sıkıntı. O yüzden böyle az az çekiyorum ama asla gösteremiyorum. Döküyordum modemi. Beynim bazen beni terk ediyor. Neyse bu şekilde köpürdü işte. Oradan gözüküyor zaten. Güzel kokuyor biliyor musun? Hadi gel gidelim. Evet evet şu an like atmanın tam zamanı. Teşekkürler. Uraz uyandı. Benim temizliğim burada bitti. Ben temizlik yapmaya çalışırken annem burada neler hazırlamış. Çiğ börek oluyor sanırım. Olacak inşallah. Asla hamur işi yapmıyoruz artık. Sakın. Nasıl karar verdiniz buna Adalet Hanım? Yemek yoktu. Bu daha mı kolayına geldi? Seviyorum öyle şeylerle uğraşmayı. Helal olsun. Ben gideyim o zaman. Daha hızlı temizleyeyim ortalığı. Arkada tabii ki Esra Erol. Bunların bağırtısı çığırtısı bir türlü bitmedi ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Adalet Hanım neler yapıyorsunuz? Sen o yüzden babama kıyma al. Babama bir sürü sipariş geçiyor. Şunu al Yıldırım, bunu al Yıldırım. Babam Eyüp Sultan'a gittiydi. Bak bak. Rus rulet vardı. Bu daha iyi kesiyor. Yapıştırıyor. Akıllara gelin akıllara. Helal olsun kız sana. Maşallah subhanallah. Ben görmedim burada zaten 4 tane yani 3 tane hazırmış. Aman ya Rabbil alemin neler oluyor bu mutfakta. Anne var ya senle benden olmaz he. İrade 0'a 0 0. Canımın içi bir tanem hoş geldin aşkım. Hoş bulduk be. Evet şimdi Eren geldi. Biz oluşumuzun eksikleri için dışarıya çıktık. Ben niye görünmüyorum? Evet. Bir de kendi eksiklerim için çıktım ama çok fazla bir şey alabilecek miyim bilmiyorum. Ne yapayım? Orası dedesiyle anneannesinin güvenli kollarını bırakıp çıktık. Hem de şöyle birkaç gündür canımız bir ufak sıkkın dedik bir hava alalım. Değerli yolcularımız yola çıkmadan kemerlerinizi bağlamanızı rica ederiz. Yolculuklar işte. Dileriz. Teşekkürler. Dur sakın kameram düşerse ha. Benzin yakıtlarından dolayı lütfen müessesemizden ikram beklemeyin. Teşekkürler. Zaten ikram hiç görmedim bu arabada. Kusura bakma ben alırsam oluyor. Hem de şöyle oturup bir çay içelim falan diyoruz. Çay dediysem de tabii ki çay latte yani. Hala daha abone olmadıysanız abone olun. Sağlasana çocuğa. Nereye diyor? Fazla şey yapmayayım. Bu bizim mahallenin bir tane çocuğu. Adını bilmiyorum da çok tatlı böyle gelene geçene yardımcı oluyor. O yüzden dedim. Kapıyı açacak Eren. Sallaş. Dedim ya sen like atmaya abone olmayı. Diyordum sanki öyle bir şey aşkım. Vallahi öyle bir şey vardı. Ama sen de ama ya senin Trakya şiveni herkes o kadar bayılmış ki, o kadar sevmiş ki. Biz Trakyacı bize söyler misin abone olsunlar, like atsınlar, arkadaşlarıyla paylaşsınlar video falan diye böyle çoğaltabilirsin. Oo, dur o zaman. Aldım şimdi, şiveyi aldım yani anladın mı? Tamam. Karanlık dosyaların içindeydi, bulamadım yani. Abone olmayı, beğenmeyi, bir yorum atmayı unutmayın kızancıklar. Bir arkadaşlarınıza da paylaşırsanız seviniriz. Hadi. Hepinize hoşça kalın. Ne hoşça kalın? Devam ediyoruz birkaç saniye buradayız veya. Şey var.
ya Beyaz Şov'da elinde koca ekmek neydi? Hüsam mıydı? Neydi adı? Hüsamettin miydi? Yani karakteri biliyorum. Koydum da. Buraya. Ay no. Şöyle bir göbek yapsan hiçbir farkı yok. Ya oğlum ben göbek var mı anne? Yavaş yavaş başladı aşkım. Ciddi misin? Annemle biz istikrarlıyız. Spora gitmek istiyoruz. Arkadaşlar burası Metris Cezaevi'nin. Ya biri çıkacak. Çok merak ettim kim çıkacak. Normalde burada böyle kalabalık çok fazla görünmez. Önemli biri çıkacak herhalde kız. Merak ettim. Şimdi çık şuraya da bekleyelim. Ya. Sahte tahliye işlemi olur mu ama ya? He, mahkeme olmuştur. Dönmüştür eşyalarını topluyordur. Olabilir ama bir kişi mi yani? Burada abi kaç kişiler? Acaba toplu tahliye mi var? Cezaevini kapatıyorum. Af elektrik, falan mı çıktı? Şey... cezaevinin yani dükkan gibi yani işte yürütemedik kapatıyoruz. Ay Allah korusun evet. Öyle bir şey de olabilir. Şimdi dedikodunu hazırla. Yok yok dedikodu yok. Hadi hadi hazırla. Yok. Olsun biz gösterelim. Gösteririz ya. Biz gene arabayla gidiyoruz bebeğe ama sular çok ağır oluyor ne yapalım. İçinde bebek var sanarlar ne biçim yapıyor derler yapma. Bakayım gerçekten HES kodu sormayacaklar mı? Beraber bakalım. Bence sorulsun ya. Ben sorulması taraftarıydım ama. Ne diyeyim? Vardır bir bildikleri belki de. Dın 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 dın. Bazı insanlar çok enteresan. Kolay gelsin. Eren'in direkt GBT sordular. Ne? B sormadılar ama Eren'in direkt GBT mi deniyordu? Benim dilim de dönmüyor. Oğlum benim niye GBT mi sorsunlar ya? TLT'miz çocuğum yani. Evet TLT'misin be. Tabii. Evet şimdi önce analık babalık sonra karılık kocalık. Vay be. Vay be. Ya bak çocuk var sanarlar bizi şikayet ederler. Sosyal hizmetlerden gelirler saçma sapan işler. Yapma. Bebek arabasını. En iyi kullanım yeri. Böyle. Uraz dese ki bizi görse böyle. Ya anne baba. Ya sizde var mı? Ederim yok mu? Yok mu? Evet bu AVM'nin en sevdiğim yanı bu. Tamam. Açık havada olması. Açık hava tiyatroları burada. Ve açık havada maskeler şeyken birazcık nefes alalım. Çıkardın mı? Aynen. Şimdi bizim bulmamız gereken yer Starbucks. Çünkü chai latte orada en güzel. Buluruz. Ne taraftaydı? Ben gelmeyeli yıl oldu. Buluruz. Ha şurada sanırım şuradan dönünce. Restoranları. Tamam buluruz. Bu arada buranın şöyle bir havası var. Venedik havası var lütfen. Ama suyu çok pislenmiş ve azalmış. Aa suyu yok. Abi kuraklık var burada. Gerçekten kuraklık. Aa çok kötü. Çok çirkin duruyor. Normalde masmavi duruyordu burası. Temizlememişler. Evet. Belki kışın yapmıyorlardır aşkım. Yok, geçen geldiğimizde böyle değildi ki. Geçen geldiğimizde, geçen ne zaman? Biraz doğmuştu oğlum. Neyse biz bulalım şurayı da. Ondan sonra bir çay içelim, kendimize gelelim. Anacığım, azıcık şöyle karı koca sohbet muhabbet yapalım. Azıcık yapalım. Bir toplantı yapalım ki bu ara toplantılar bizde bitmez. Bir şey söyleyeceğim. Asla yer yok dışarıda. Neyse. Ki içeride de yok sayılır. Bugün herkesin buraya gelesi gelmiş. Ki normalde burası çok da tercih edilmezdi yani. Ben görmeyeli bayağı şeyler değişmiş. Neyse onu alsaydım. Ne yapıyorsun? Asla tepki verme tamam mı? Kolyeyi takacaktım. Ay sese bu. Meşgulü. Seni arayacaktım. Sırf o aşırı kalabalık ya böyle bir şey olamaz. Tipe bakın. Hem böyle dışarıda hava alalım istedik hem de şey içeride de yer yok ki. Ya olur bir şey ya. Yalnız helal olsun. Gerçekten helal olsun. Neyse birazcık masasızız ama yapacak bir şey yok. Elimizde tutarız artık. Yarım saattir gülüyorum. Ya ne adamsın ya.
Yemin ederim Hande dedim diyor. Dedim diyememişsin, adam Hande yazmış. Ay. Atmayacağım onu. Gerçekten atmayacağım. Sen Tekirdağ'ın gururusun. Gerçekten bak, Hande mi dedin? Hande dedim. Ama bence Hande dedim. Ama tamam da yani anla yani. Hande dedim. Hande dedim. De ki yani bu çocuk Trakyalı ya. Hayır, sen Hande diye bir isim olmadığını bilmiyor musun? Hayır canım, yabancı bir isim sanmıştım ya. Hande. Vardır canım da. Yabancı canım, Balkanlardan gelen. Balkanlardan gelen bir isim. Resmen bardağımda Hande yazıyordu. Buram buram Trakyalıyız diye bağırdık ya. Buram buram, şuna bak. Hande. Hayır, bunu saklayacağım. Şurasını kesip alacağım ya. Abartıyor muyum? Ay söyle, abartıyorsam mı? Beni... Hayır canım, niye? Kimse senin özgürlüğüne karışamaz. Kimse kimsenin hayatına karışamaz. Ya sizin her şeyi gülebilirsin. Ay çok hoşuma gitti ya, böyle var. Aşırı gülme ihtiyacım varmış. Şimdi test edelim mi? Neyi? Sen istediğin zaman güleceğim. Tamam. A. B. C. Bu da şey gibi olur biraz da. C. Biraz gibi güleyim mi? Bir pazar gününden herkese tekrardan selam. Evet, biz kalktık, böyle birazcık evi toparladık, işte biraz hazırlık yaptık. Çünkü bugün misafirlerimiz geliyor. Nazlı ile Deniz gelecek inşallah. Uraz'ı görmeye kaç kere gelecekler bir türlü nasip olmadı, hep bir aksilik çıktı derken bugüne nasipmiş diyelim inşallah. Henüz gelmediler çünkü hala. Dedim birazcık elimi yüzümü düzelteyim, şöyle biraz çeki düzen vereyim. Bitmemiş. O sırada da şeyi anlatacağım bir önceki videoda, çünkü birkaç kişi yazmıştı, bir sonraki videoda detaylı anlatırım demiştim. Şampuan. Zaten az önce de duştan çıktım. Yalnız var ya, bu kameranın açısına gireceğim diye burada kamburum çıkıyor ya. O yüzden böyle birazcık şey gibi duruyorum. Şöyle, ben o kutuyu bitirdim. Evet. Güzel yani, kötü bir şampuan değil. Bir zararı olmadı. Saç dökülmesini azaltacağını söylüyordu. Asla azaltmadı diyemem. Kesinlikle böyle bir şey söyleyemem ama... Tabii ki çok iyi geldi, bayağı iyi azaldı da diyemem. Yani çok arada kaldım. Belki bende iş yapmamıştır ve nasıl söyleniyorsa o şekilde uyguladım. Yani şöyle bir şey. Eğer marketlerde veya uygulamalarda olsaydı gider alırdım, sipariş verirdim. Ama orada yok. Sadece Rossmann'ın mağazasında satılıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Sürekli bittikçe Rossmann'a gidip alabileceğim bir şampuan değil. Asla değil. Yani aldık, denedik. Buraya kadarmış. Bitti. Ama dediğim gibi çok, yani böyle çok müthiş bir etki yaratmadı. Ama hiç de yaratmadı diyemem. Havan kime senin ya? Sana. Hı? Şekil yapıyorsun. Sana bebeğim. Şekil yapıyorsun. Yaparım. Ne yapıyorsun? Makas. Filli boya mı bunlar? Evet, çok sürdüm ya. Duvara boya işte, buna mavi duvara. Vereyim şuna. Yeter vallahi, evet, kapatır. Ben boyayayım orayı da. Gerçekten kapatır biliyor musun bu kapatıcı? Hello. Şu arada kapatıcımı öveyim ya. Yıllardır kullanıyorum. Hello. Ya bir dur, kapatıcı öveceğim ya. Kime kapıyor? Sana kapıyor. Şu notun BB Concealer'ı muazzam. BB.
Muazzam. Yıllardır sadece bunu kullanıyorum. Baksana bir pıt sürmüştüm ne hale geldim. Bir pıt mı iki pıt mı? Bir pıt. Bence o üç pıt. Bir pıt. Sen çıkıyor musun? Hayır. Çıkar mısın? Hayır. Lütfen. Ya evde bir sürü çöp birikti, atmıyor. Misafir gelecek, umurunda değil ya. Bu kadar ya, ayıp. İstemiyorum. Bundan sonra seni bundan sonra burada şikayet edeceğim. Tamam, hadi. Canım istemiyorum. Siz öyle görüyorsunuz videolarda her şey yardım ediyor, iyi güzel hoş. Hep öyle sanıyorsunuz değil mi? Bazen canım istemeyebilir. Üşendi mi? Sabah kalktım mesela buraları falan çekmecenin işlerini temizledi, süpürdü etti ama bir çöp atmaya gitmiyor. Enteresan şeylere üşeniyor. Çünkü üşeniyorum. Çünkü. Dedem öyle neydi o? Bir şey dedem öyle istediydi. Neydi be? Bir şey demiyordu. Ay yaydıramadım. Ne biçim sürdüm. Pudrayla dengelerim. Öyle onu söylemek istedim. Yani alın deneyin. Ben denedim. Pişman değilim ama dediğim gibi hani aa çok iyi oldu. Gideyim de sürekli alayım da bunu kullanırım diyeceğim bir şampuan değil. Zaten saç dökülmelerim de böyle normal. Doğumdan önce yani hamileliğimden önceki gibi olduğu için çok fazla kafaya takmıyorum. Yıllardır o şekilde o yaşa kadar geldiysek bundan sonra da gideriz diye düşünüyorum. Şimdi ben hızlı birazcık makyajımı bitireyim. Sonra kalan hazırlıklarımı yapayım. Yani mutfağa kaçayım. Ben onunla bir dalga geçersem var. Ya hırkamı çıkar ya. Hırkamı çıkar. Bıhtım ya. Ya git kendine hırka al ya. Alacağım merak etme. Al vallahi bile. Şey al ben de giyeyim ya. O kadar çok şey alacağım ki kendime kıskanacaksın beni. Güle güle giy aşkım. Gerçekten beni çok kıskanacaksın. Ben seni zaten çok kıskanıyorum. Eren paran var mı? Hayır. Borç vereyim mi? Ay bir şey diyeceğim sürekli aynı şeyler o yüzden ben hiç buraları videoya ekleyip de videoları yine böyle yermeyeyim. Şimdi toparlanmış bir şekilde görüşürüz. Evet biz artık hazırız ve Nazlı teyzemizi Deniz amcamızı bekliyoruz. Değil mi Uras? Evet. Hazır mısın sen de? Bekliyor. Çok mu heyecanlısın? Evet çok heyecanlıyım. Yaşasın Nazlı teyzem gelecek. Evet. Neler neler de yapacakmış onlarla. Oyunlar oynayacaklarmış. Tabii uyumazsa. Artık. Hayır uyumayacağım ya. Evet işte şimdi böyle oturduk bekliyoruz. Annem babam mutfakta. Babam bir şeyler atıştırıyor. Demiştim toparlanınca değil, geleceğim diye. Yeterince toparlanmış mıyım hayatım? Bayağı iyi toparlanmışsın. Kaporta sağlam. Kaportayı düzeltmiş. Modifiye. Anne. Tamam babası artık çok oturdu. Biraz kaldır. Eren'e kalsa bütün gün karşılıklı otursunlar. Hayır o destekli oturuyor. Şey oturmuyor. Tamam yatır şimdi. Heh, birazcık yatır. Yatıyor aynen. Zaten bu yatık şu. O halinden çok memnun ama zaten. Hı, hiç ses çıkmıyor maşallah. Subhanallah. Oğlum özlemedin mi beni? Öyle tütütü yapmaz böyle bak. Ya ne yapıyorsun çocuğa? Ağzını silelim de. Çok suyumuz akıyor çok. Uras. Özlemedin mi beni? Özlemedin mi? Özledin mi? Özledin mi? Özledin mi? Kim gelecek anneciğim? He? Teyze mi gelecek? Beni kim öptü lan diye bakıyor. Yerim seni. Evet o zaman Nazomlar geldiğinde görüşürüz. Evet Adoşcan gene mutfakta harikalar yarattı. Şöyle ucundan biraz tırtıklanmış bir... Ne böreği bu anne? Sallamasyon böreği mi? Uydurma böreği. İçerisinde peynir, hazır yufkadan üzerinde kaşar, üzerinde kaşar peynir. Beyin, konuşamadım. Kaşar peyniri falan var böyle fırına attı falan. Ve sosunda da süt, yumurta, yağ var. Var, bu kadar. Normalde soda da olsa yalancı su böreği yapacaktı ama sodamız yok. Azıcık da şıkadarcık bir tereyağı. Evet, burada kekimiz şöyle, zebra kekimiz. Alamadım. Dilimledim onu ben. Farkındayım. Bir dilim alacağım. Çünkü şöyle içini göstermek isterim efendim. Burada geçen akşamdan kalma poğaçalarımız var. Ve burada da sosislimler var. Ve şimdi de makarna salatası yapımına başlandım. Ben makarnayı haşlamıştım sabah kalktığımızda soğusun diye. Çünkü sıcak olduğunda yoğurdu kesiyor. Şimdi bunun içerisine sarımsak koyacağız mı? Koymayalım. Bilmiyorum koyalım ben severim de Nazlı seviyor muydu ya? Onu unuttum.
işte burada garnitür, mısır ve makarnamız. Böyle vallahi bu kadar yapabildik. Ben olmuşum. Bir de Allah izin verirse çay demleriz, sonra kahve faslı falan derken böyle güzel bir pazar günü geçirmiş oluruz hep birlikte diye düşünüyoruz. Bir dakika, bunları unutmuşum. Tabii ki burada da sütlü tatlılarımız var. Magnolia, ama meyve koymuyoruz çünkü meyve hemen kararıyor ve şu anda hiçbir meyvenin tadı yok. O yüzden böyle üzerine Uzaklı Köy'ün cheesecake tadındası var, frambuazlı. Ondan koyduk. Daha önce de limonlusundan yapmıştı annem. Çok güzel olmuştu. Öneririm. Şimdi fırında da bir börek var. Dediğim gibi burada da makarna salatası olacak. Beni bekliyor. Onu yoğurtlasam mı? Hadi yoğurtlayayım ya. O da hazır olsun. Uğraşmayayım bir daha. Bir kettle çalışıyor şu anda. Çünkü çayı da demleyeyim dedim. Nazlı çıkmış. Kendi marketi, evimin market alışverişini de yapayım demiş herhalde. Bir sürü şey almışlar. Şöyle tatlı almışlar. Şimdi geldiler. Ben bunları açacağım. Kız hoş geldin kız. Teyze. Hoş bulduk. Peki market alışverişini yapıp mı geldin bana? Dedim ki yiyeceğiz o kadar, geri koymam. Senden söylersin değil mi maazallah? Aşk olsun, ben senin arkanda. Çocuk askere gitti, ben geleyim. Çok şükür. Ay hoş geldin, iyi ki geldin. Hayır lan, mavi yazıyor mu? Rengi mavi değil diye evet, dedim. Evet, niye öyle şey yapmışlar? Acaba markası mı mavi? Sanki markası mavi ya. Kontes. Zengin kontes senin. Ya, yapacak bir şey yok. Zenginlik başa belanı. Farkındayım. Çok şükür var, harcıyoruz. Deniyor zaten, istesem de seni çekemiyorum kanka. Bak ya, ya gel uzaktan. Şey, ama ben kendimi alamadım. Ya uzak, ben siz kendinizi görüyor musunuz? Evet. Nazlımlar tamam, burada. Tamam, Allah kahretmesin bizi şöyle. Ya ben halledeceğim diyorum, gece ne yapacağım ben boş boş. Manyak ya, gelmiş makine çalışıyor. Açmış şey musluğu, bir de pirini sıkmış süngere, bulaşık yıkıyor. İyilik yaramıyor canım. İyilik yaramıyor. Kankam sağ ol. Allah razı. Bu arada Nazlı bana ne taktı? İşte görüyorsunuz. Yemedi, bitmedi. Çalıştı o kadar. Ben de ona peçete aldım. Kanka ama bu çok güzel değil mi ya? Bir de bardak. Bakmadım bardağıma. Yıl oldu ben bunu alanı. Geçen yıl almıştım kanka. Niye vermiyorsun bana? Al işte götür. İyi kullanıp koymuş olmasın mı? Hemen anladı kullanıp koyduğumu. Ver bu. Bakayım bardakları kullanmış mı? Yok, kullanmış. Gerçekten baktı. Gerçekten. Yazıklar olsun. Bakayım Eren, sahte mi gerçek mi? Nasıl anlıyorduk şunu? He? Dişle. Kanka onu çıkarmam lazım şeyinden. Bunun içine nasıl çıkacak bu? Bak bunu buraya bantlamış ki çıkaramayayım. Emine'den almış onu. Yok lan Bakırköy. Bakırköy kuyumcusuna gidin lazım. İnşallah Allah öyle. Bana, ben sana, sen bana. Allah bize, biz birbirimize kanka. Sonra herkes bana. İnşallah. Yani. İnşallah. Sonra herkes denize denizler. Herkes bana. Gerçekten teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Nazlı yine gelin. Bu geldiğimizden beri bizi kovuyor arkadaşlar. Sürekli tutamıyorum kendimi. Daha gitmeden yine gelin. Aşevi mi lan burası? Gelen gitmiyor. Allah'ım ya, aldım evleri saklıyor, görüyor musun? Bak bak bak. Şöyle bir konuşma yap da. Ne yapayım? Konuşma yap şöyle. Kendin doğurmuş Hande. 4 ay sonra geldim. Askere gitmeden yetiştiler. Ama hepsi bir ara çıksın dedim. Çok pahalıya gelirdi, yoksa hepsini kere çıkardım. Ay. Bacım masraf olmasın diye. Canınız sağ olsun. Varlığınız yeter. Canımsın benim. Sen de benim. Yani görüşmüyor değiliz. Biz her gün konuşuyoruz Hande'yle 7-24. Günde 3-4 defa telefonla. O kadar basit şeyler arıyor ki beni. Kanka şöyle oldu mu? Evet kanka, kapattı. Yani kameralar önünde yok o zaman. Hep varız. Gizli kahramanım. Aynen öyle. Okutun. Hadi ben gidiyorum. Evet, Nazlılar gitti. Uraz uyudu. Ben de şöyle mutfağı toparladım. Nazlı için rahat etsin kanka. Çünkü kudurdu, mutfak öyle kaldı diye. Dedim ben kendime yapacak iş arıyorum. Uraz uyuduktan sonra lütfen bırakır mısın? Öyle. Şimdi ufak tefek zaten hazırlamıştım. Hemen şöyle bulaşık makinesini yerleştirdim. Tezgahı bir sildim. Ama bu videoyu artık burada kapatıyorum. Ki tahmin ediyorum yine çok uzadı. Eğer beni ve bizi buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen hala daha kanalıma abone değilseniz ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı, videoda beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.